ihtiyaçlarınıza göre özelleşebilen ve pek çok modülü olan bir güzel bir yazılım. İsmim Abdullah Mekki Kutlu, şirketimizin ismi Arma Dental. Diş kalıpları, diş üretiminde kullanılan makineler, diş kliniklere hizmet veren bir diş laboratuvarı ve en sonunda 3 boyutlu yazılarda kullanılan reçinelerin üretimi gibi diş hekimliğiyle alakalı fakat değişik özellikleri olan çeşitli konularda faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Diya'yla bizim mali müşavirimiz vasıtasıyla tanıştık. Onun kullandığı ve memnun olduğu bir yazılım idi. Muhasebe tarafını daha kolay ve daha az emekle, daha az iş yüküyle devam ettirecek bir çözüme ihtiyacımız vardı. İki defa yaptığımız bazı işler vardı. Kesilmiş olan faturaları tekrar bir daha muhasebe programına ayrıyeten işlememiz gerekiyordu. Veya bankalarla alakalı entegrasyonumuz yoktu. Bu tür konularla alakalı ihtiyaçlarımızdan dolayı bir arayışa girdik. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman ham madde takibi, lot takibi, sonrasında hadi bunu yapmışken bir de üretim planlamada yapalım, bunu yapmışken ham maddenin detaylı miktarsal takiplerini de yapalım deyince MRP, ERP'ye doğru dönen bir ihtiyaçlar, esasında var olan ama ertelediğimiz ihtiyaçları çeşitli modülleri içeren bir çözüme dönüşmüş oldu. 4 ayrı ihtiyacımız var. İşin içerisinde biz bir yandan üretim yapmaktayız. İhracat ve ithalatımız var. Üretim tarafının da 4 ayrı ihtiyacı var. Ham madde depodan çıktığı anda ana maliyet kalemlerine atılacak şekilde bir ihtiyaç vardı ve bunu diye üzerine kurguladık. Kimya tarafına geldiğimiz zaman burada bir ürün reçetemiz var. O ürün reçetesine göre üretimler yapılmakta, üretim planlaması yapılmakta ve lot numarasıyla bütün her şeyi takip etmekteyiz. Bu en zor tarafıydı. Burayı yapabildik. Diğer üçüncü ve dördüncü ihtiyaçlarımızda birisi kalıp imalatı. Yapılan modele göre üretim sırasında fiili oluşan maliyetin ürün ağacı olmaksızın ilgili ürünün içerisine atılması gerekmekte. Bunu da yapabilmekteyiz Diya'da. Bir de makine imalatımız var. Bu biraz da proje bazlı. Müşterinin isteklerine göre her makina üretiminde bazı ufak tefek değişiklikler olabiliyor. Proje bazlı maliyetlendirme konusunda da Diya'nın özellikleri var ve bunları da kullanmaktayız. Derken 4 ayrı ihtiyacımızın 4'ünü de çözebildik Diya içerisinde. Bu da bizi mutlu etti. Esasında biz tek şirkette fiili olarak birleşip buluşup orada işlemleri yapıyorduk. Evden bir herhangi bir raporu görmem mümkün değildi. Bu teknolojisi olunca herhangi bir server kurulumu detaylı uğraşmaya gerek kalmadan rahatlıkla kullanabiliyoruz. Mali müşavirimiz kendi ofisinden gerektiği zaman bağlanabilmekte. Biz içeride değişik birimlerde bunları çok rahat bir şekilde kullanabilmekteyiz. Ben evdeyken muhasebe birimini arayıp da şu nasıldı diye bir rapor istememe gerek kalmıyor. İstediğim herhangi bir şey bazen saat farkından dolayı işte Brezilya gibi, Japonya gibi yerlerle video konferanslar yapıyoruz. Orada acilen gece saat 12'de bir veri gerekebiliyor. Kolaylıkla evden bağlanıp o verilere bakabiliyorum. Diya'yı şöyle tarif edebilirim. Sezgisel bir kullanıma sahip ve esnek bir yapıya sahip. Sezgisel dediğimiz şey şu. Bilmediğiniz bir operasyonu yaparken bile kendiniz herhalde bu buradan yapılıyor diyerek kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Esnek olması da mesela bizim gibi üretim yapan bir şirketin 4 ayrı departmanının 4 ayrı maliyetlendirme ve iş akışını hepsini teker teker eksiksiz bir şekilde sağlayabiliyor olması. Aynı zamanda bu bir muhasebe yazılımı olarak pratik özelliklere sahip olması. Üretici olan bir şirket için üretimle alakalı bütün detaylara sahip olması. Bir üçüncü parti çözüm gerektirmeden e-ticaretle alakalı çözümlere sahip oluyor olması gerçekten güçlü bir paket olduğunu gösteriyor. Muhasebe birimimiz için hızlı olduğunu söyleyebilirim. Üretim tarafıyla alakalı esasında bizi verimlilik tarafında güçlendiren bir yazılım olduğunu söyleyebilirim. Bütün bunlar devreye girdiği zaman da patronun mutlu olmasını sağlayabilirim. İşine özgürlük kat, işine Diya kat.